İzmir'e kızıyorlar şöyle. İzmir'e hepsi şeyden gelmiş mesela. Boşnaklar var şuna. Evet. Avrupa'dan gelmiş adam. Vallahi. Sen onu kolay kolay aldatabilir misin? Eskiden boşnak şey bile vardı, Ahmet Priştina. İzmir Belediye Başkanı. Başka mı? Vardı eskiden. Ha. Onları sen nasıl kandıracaksın? Avrupa'da eğitim görmüş insanı kandırabilir misin ya? Bulgaristan'da benim babaannem gitmiş de okuldan ayrılmış, böyle bilmezdi okuma şeyini eski yazıyla. Tamam. Bak dedem hem eski hem yeni. Nüfus sayımı geldiğini soruyorlardı şimdi Kemal Paşa'da burada. Amca okur yazar mısın? Dedem soruyordu. Sağdan mı soruyorsun, soldan mı diyor yani. Nereden? İkisini de biliyor ama dedem okumasını yapmadı. Ya bizim bak şeyler, kayınvalidemin ablaları, yani büyük ablası Selver dedi, kaç Selam. yaşındaydı? Geldik buraya, onu getirdim gezdirdim onları Türkiye'ye geldiklerinde. Götürdüm bu Tophane'nin oraya gezdik böyle camiler şeyler Hoşçakalın. falan. Orada gördü Osman Gazi'nin türbesinin yanı başında bir anıt dikmişler. Bu Bursa'nın kurtuluşu sırasında Yunan Savaşı'nda şehit olan Bursa'daki şehitler yatıyor orada. Selver teyze bizim eski yazıyla o şey. Yazılma yazı. Babam da O biliyordu ya. dikilen şey. Eski yazıyı okuyuverdi oradan, bize söyleyiverdi, tercüme etti. Biz bilmiyorduk orada ne yazdığını. Bak Oğlum, kaç yaşındaydı, Bulgaristan'da hep babam okumuşlar. da biliyordu seni biliyordu ya. 1928'de yeni harf çıkınca bir daha eskiyle bırakmışlar okuma yazmayı, yeni harflerle orada. Bak orada kimseyi zorlamadılar, Bulgaristan'da zorlamamışlar, babam bunları anlatıyor. Bu kadar zorlamadılar ya. Şapka, mesela Türkiye'de şapka kanunu çıkıyor 1925'te. Bulgaristan'daki gençlere çıkarıyorlar, sarı atıyor, onlara şapka giyiyor. Onlara kimse orada şapka giy demiyor yani. Onlar çıkarıyor, şapkasını giyiyor. Peki bu şapka devrimimize geldi. Şapka devrimi Atatürk'ten hangi amaçla geldi bu? Şimdi bu Çünkü bunu anlamayan çok yani Avrupa'da. modern kılıklara girsin. Hani alay ediyorlarmış fesle şununla bununla. Diğer uluslardan görüyor şeyleri. Fes'e de hani böyle alay ediyorlarmış takkeli şeyleri için. Adam da bakıyor daha modern insan şey yakışıyor. Buna şapka gel, bunu giyin diyor. Kadınların şeyine karışmıyor eşarbına buna bilmem ne kadar. Şapka Sadece istiyor. erkeklere diyor. Bununla Kastamonu da giyiyor. 1925'te ilk şapkasını. İşte buna şapka derler diyor. Ondan sonra millet özel başlıyorlar. Onun gibi Ya önderin çünkü gibi yani. Atatürk'ü çok götürüyorlar şimdi Avrupa'da Erdoğancılar. Neymiş? Evet Şapka doğru. devriminde Yahudilerin şapkasını giydirmişti bizim Türk milleti, bizim Ya Fes ülkeye. Türklerin miydi? Fes Yunanlardan geçme bizim. Onlar bir Yok şeyden hocam, ölürüm tarihi ben. Tarihi bilmiyorlar çocuğum. öğretmen ben. Sen sorsun bakalım bana. Ben ona gelsin anlatıvereyim. Adama sorsan sen ona padişahını tutmuşlar bir bak o savaşlarından Çanakkale savaşlarında Abdülhamid'in resmini koymuşlar oraya. Lan Evet. Abdülhamid o zaman padişah değildi ki. Çanakkale savaşlarındaydı. O daha evvel şey yapmıştı. Ama Kemal Paşa Belediyesi'nde eskiden Atatürk'ün şeyi vardı. Fotoğrafı vardı, büyük böyle. Kalkmış oradan, şimdi sadece Erdoğan var. Yok ya. Bugün gezdin mi? Sabah baktım o Ha belediyenin önünde. koymuşlardır hepsi şey ya bunlar şimdi Atatürk'ü ne istiyor biliyor musun? Bunlar şimdi neden Arife'liği kaldırdı? Ya Arife tutuyormuş ona Arife olarak meclis seçiyor. Büyük Millet Meclisi Ankara o adam. Ama senin diyorlar yetkin sadece Arife'sin. Padişahlık yok. Padişahı zaten kaldırdılar. Vahdettin kaçtı gitti zaten. Ondan sonra bu imzalarken bilmem kim oğlu bilmem ne han diye Halife olarak imzalamıyor. Kağıtları padişah olarak imzalıyor. Bakmışlar ki bu iki başlı devlet oluyor şimdi. Bir Ankara'daki devlet, bir İstanbul'daki şey, ondan sonra halifeliği de kaldırıyor. Dedi. Onun için kaldırıyor. Yoksa onu söylüyorlar sen. Sonra bakıyor ki Atatürk millet çok cahil tutuyor. O şeye Elmalılı Hamdi Yazır'a Atatürk kendi hazine parasından değil, cebinden, maaşından para vererek Kur'an'ı Türkçe'ye çevirtiyor. Vatandaş okusun, öğrensin. Ben Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde namaz kılmayana şu ceza verilecek diye bir ceza yok. Yazmıyor öyle bir şey. Ama mesela Maun suresi şimdi 7 ayet. Orada şimdi Türkçesi var, ben aldım. Sen Türkçesini okuyorum oradan. Arapçayı oku oku ne olduğunu bilmiyorsun, sana bir faydası yok ki.
Allah sen onu okuduğundan onun ihtiyacı yok zaten yaradanın. O sana niye yollamış bunları? Biz öğrenelim, biz yararlanalım diye. İşte Atatürk de o zaman o şeye Mavuz suresinde diyor ki devlet malı yiyenlerin, yetim malının hakkını yiyenlerin, gösteriş için ibadet yapan, namaz kılanların vay haline diyor. Bak onlara ceza var. Gösteriş için yapanlar. Kılmanlar bir şey yok. Ne zaman başlarsan, istersen Türkçe yalvararak kıl içinden. Nasıl kılıyorsan kıl. Şimdi Atatürk bunu şey yapıyor. Yok bunu, onları niye? Hocalar eskiden kandırıyordu. Şimdi seni bilmiyorsun, anlamıyorsun köylü vatandaş. Arapça bilmiyor. Hoca da bilmiyor zaten Arapça. Kim doğru dürüst okuyor? Şimdi Türkçe'de bile bir nokta bir kelimenin üzerinden eksik veya fazla olsa onun anlamı değişmiyor mu? Değil mi? Mesela kor yazıyorsun. İki nokta olduğunda kör oluyor. Kör başka, kör başka. Türkçe'de bile. Her dilde var böyle. Yani. Evet. Onun için bizim zaten bu şeyleri imanlar Türkçe bizim dilimizle olmadığı için anlayıp doğru okuyamıyorsun. Tutmuşlar Osmanlı zamanında biraz daha düzgün okutmak için Arapçaya ilaveler yapmışlar üstüne. Üstüne esire üstün bilmem bir şeyler koymuşlar üstüne sıra. Değiştirmişler bunu. Arapların bir bakıyorsun böyle bir çizgi geliyor şöyle noktalar fazla bir şey yok onlarda. Ama onların diline göre yapılmış. Şimdi bizimkiler böyle yani Türklüğünü adam ikinci plana atıyor, Araplara özeniyor. Ya Araba niye özeniyorsa? Tamam oraya Arapça yazılmış ama onlar Arap olduğu için o Arapça onlara söylenmiş. Onlar Çin olsaydı Çince söyleyecekti. Evet, gidip Arapça o zaman nasıl olacaktı iş? Şimdi Çince mi biz okuyacaktık, ibadet edecektik? Olmuyor. Sen dilin kendi şeyinden. Ben şimdi imamlığa böyle şey yapıyor hep. Dualarda şurada burada Arapça okuyor şimdi. Türkçe yap duayı. Niye Arapça yapıyor? O şimdi yani desinler ki bu imam şimdi Arapçası kuvvetli. Yani neyi kuvvetlisin? Nerede okudun sen? Arapçayı ne biliyorsun? Şimdi biz zannediyoruz mesela bir Fransızca öğreniyorsun bir yerde. Birkaç şey okulda şunu bunu diyorsun çok iyi konuşuyor. Turist de geliyor azıcık Türkçeyi burada bir konuşuyor. Bir bakıyorsun anlıyorsun onu. Ne biçim konuştuğunu. Hatalı konuştuğunu ama o doğru konuştuğunu zannediyor. Evet. Bu işler böyle. Evet. Bizim köyde de bir tane şey vardı. Aralık'ta da bir Kürt hoca. Gelmişti. Ona evlendi mi? Ha, oradan evlendi. Şimdi biz böyle ben Mudanya'dayım. Ölmedi galiba o da. Geliyor Mudanya'dan. Daha ölmemiş herhalde bilmiyorum. Peki yatıyor. Şimdi bu da o bayram namazına gideceğiz tabii. Biz tabii geldik şeyden. Çok sabah namazına tabii ben gitmedim tabii. Bayram namazı zamanı baktım. Namaz vakitlerine 10-15 dakika var. Gideyim dedim. Gittim. Tam caminin de her tarafı dolmuş. Tam kapıdan girerken orada bir kişilik yer kalmış. Ben de oraya. Diş çöktüm oturdum. Bu da şey etmiş şeyde milleti sabah namazını kıldırdıktan sonra salmamış. Habere vaz veriyor orada. Şimdi bu ben gelince böyle göz göze geldik onunla da. Diyor şimdi. Döndü dolaştı. Sen uyudun şimdiye kadar. Şimdi bana taktırıyor. Ben biliyorum da. Ama öyle bir şerefsizin teki yani. Böyle muhtarını kovdu köyden ya. Sonra aradan sene zaman geçti. O gitti. Geldi. Çingene Mahallesi'ndeki camide. Orada bir imam yaptı. Oradan geldi. Kutucu'yu alıyordu be. Çardak Camii'ye. Millet vaza giderdi. Biz de bir gün Perşembe günü muhtarla, Efraim'le bindik mobiletlere. Geliyoruz. Tam o da orada yapıyormuş şeyi. İmamlığı. Muhtarı görünce işaret etti. Ben de muhtarın yanındayım. Muhtara dedi ki ya işte o zaman da bu imamların emekli olabilmesi için hani kadrosuz çalıştığı yılları da borçlanması gerekiyor. Ya işte ben sizin köyde şu kadar çalıştım siz heyet olarak dedi. Yani bana bir yazı yazsanız da dedi yani ben de onu borçlanayım dedi falan filan. Ya olur dedi. Hoca dedi bir dilekçe yazsın dedi sana. Muhtar. Şimdi bana da bir baktı yazar mı dedi. Yazar mı? Ya şerefsiz seni. Söyle diye de. Yüzü tutmuyor ki benden istesin. Biliyor hatırladı o şeyini.
Tabii. Yazar dedim ya, getir gel aldım. Yaptığını bilmez mi? Bilir, rahne bilir. O şeyleri muhtarlığa da imzaladılar heyetten falan. O da götürdü onu müftüne, onlar emekli sandığını. O kız nasıl severler onu ya? He? O kız nasıl gitti ona? Zormuş değil. Valla öğrencisiyken kız hamile kalıyor evine. Hocam, köyden hoca sözü de bulan bir şerefsiz. Hocam, 15 yaşında kıza. Yani ben şimdi anlatmadım. Hoca yapıyor. Hocam ya. Şimdi çıkıyorlar televizyonlara. O zaman korkuyordu millet. Hiçbir şey söylemeden kaç yaşında adama verdi? 15 yaşında. Ondan beraber sonra hocaya gidiyor. Bir de tabii oradan erken git, ben bu köyden gideyim diyor. Köylü de gitme diyor buna. O şimdi bilecek şimdi. Herkesin çocuğu 9 ayda 10 günde oluyor. Çocuğu 4 ayda olacak. Bu nasıl? Evlendiğinde ona hesap. Kovdular köyden. Kovsalar da. Yani şimdi duymadın geçen şeyleri ya. Neler kapattılar bir şeyleri ya. Bunları araştıran şeyi savcıyı da bakan, şimdi var ya Adalet Bakanı, oradan alıyor başka göreve. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Türkiye var. Bu burası memleket, Türkiye. Bundan dela ya memleketin başı. Burada ne yapardan yana ker kalıyor. Burası Türkiye. Bir şey yok. Ya benim olmak istediğim şey, sen de Bulgaristan'dan geliyorsun. Tabii. Babam da Bulgaristan'dan geliyor. Kaç seneden beri Bulgaristan'da yaşıyorsunuz, yaşadınız? Küçük. Ben 9 yaşında geldim. Yok yok, hani daha önce Bulgaristan'da Türkler ne zamandan beri oradalar? Biz oraya bak şimdi, biz oraya ne zaman gitmişiz biliyor musun? Şimdi burada Osmanlı, Anadolu Selçuklu Devleti yıkıldıktan sonra bu hep beyliklere bölünmüş böyle. Biz de Oğuz Türkleri Avşar boyundan Avşar Beyliği'ni şeyde Konya'da kurulan beyliğin şeyi başı bu Karamanoğlu Beyliği var. Karamanoğlu Beyliği, bunlar Türkler. Bunlar Avşar boyundan. Oğuz Türklerinin. Onlar tabii daha önceden geliyorlar, oralara yerleşiyorlar. Şimdi bu Timur gelince şey buraya Anadolu'ya, Yıldırım'ı o şeyde Ankara Savaşı'nda yeniyor. Yenince tabii alıyor onu, götürüyor. Ve eski beyliklerine, beylere teslim ediyor bu beylikleri. Onlar şimdi Osmanlı Beyliği'nin şeyine girmişler ama rahat değiller yani. Gene eski beylerine verince gene herkes gene eski beylikleri kurmuşlar. Timur gidiyor buradan. Karamanoğlu Mehmet Bey geliyor, Bursa'yı kuşatıyor. Ama alamıyor Bursa'yı. Ötekilerin şimdi başka yerden şey geliyor, takviye geliyor falan. Ondan sonra Bursa'da bunu da ayakları şeyi de yakalıyorlar, esir ediyorlar Mehmet Bey'i. Ona kellesini kesiyorlar, Karamanoğlu Mehmet Bey'in. Ondan sonra bu ilk gene bunlar sulh oluyor ama hiç yüz göstermiyorlar o şey, vergi ödemiyorlar. Biz şey Osmanlı değiliz, biz Karamanoğlu'yuz diyorlar, Beyliyiz. Ondan sonra Fatih Sultan Mehmet Gedik Ahmet Paşa'yı gönderiyor. Oraya topa tutuyor. Şey, Karamanı sarayını, oralar onları. Ondan sonra oradan zorunlu göç bizim dedelerimize. Karaman köy, Konya mı Karaman? Konya Karaman. Ha, çünkü Karamanlı diye bir yer var şimdi. Konya Karamanlı var. Orası bizim şimdi vilayet oldu. Vilayet eskiden oldu, evet. Konya'nın kazası. Tamam. Bizim bütün dedelerimiz, Bulgaristan'daki Türkler, Atatürk de dahil, Atatürk'ün babaları da, dedeleri de, dedeleri onların dedeleri de, Yunanistan'daki Türkler, Yugoslavya'daki Türkler, Bulgaristan'daki Türkler. Hepsi Konya'dan, onlardan gitme. Abi de kökümüz Konya'da şu an. Evet, Konya, kökümüz Konya'dan, Oğuz Türkleri Avşar boyundadır. Tutuyor bunlar, bak en iyi Türkçeyi, Karamanoğlu Mehmet Bey şey yayınlıyor o zaman, ferman yayınlıyor. Her yerde diyor Türkçe konuşulacak diyor. Bak şimdi biz mesela çamaşır demez de giysi derdik. Giymekten giy götürdük. Evet, ben şuraya gelmek istiyordum. Kaç seneden beri kaldı, hani işte, Bulgaristan'a kalındı. Ki amaç o seneden beri kalıyorsunuz oradan ve Türkçe hiç unutulmuyor. Unutulur mu? Biz herkes Türkçe serbest. Bir de okullar var. Türkçe okullar da açık orada. Bulgaristan'da. He. Tabii. Bu 30 sene sürüyor bu Türkçe şeyler. Türkçe 30 olur, yıl sürmüş bu göçler. Hemen öyle birden olmamış. Tamam. Fatih Sultan Mehmet zamanında oluyor. Başlıyor göç. Daha 2. Bayezid zamanında bitiyor. 1800 mi ne kadar senelerinde o zaman? 1890 mıydı o zaman? Fatih Sultan Mehmet. Hayır, 1400 küsur senelerinde. 1400 müydü? 1453'te İstanbul'u aldı.
Ha 14 pardon 1400 zaten evet, 1400. Ha 1400 senelerden beri Bulgaristan'dasınız. 1479 yılında tamam. 1479 yılında başlıyor göçler. Göçler. Oraya Gedik Ahmet Paşa topa tutuyor karamanı. Tamam. Ondan sonra bir daha kaçmış bazıları. Gitmişler dağlara, yörükler mesela dağlara kaçmış. Şimdi biz Türkmeniz. Bir de yörükler var. Yörükler yürüyen, göçebe yani çadırlarda, dağlarda yaşayanlar. Biz yerleşik olarak yaşayanlarız, Türkmenleriz oralarda. Ondan sonra bu devam ediyor böyle peyderpey. Hatta Dalaloğlu var, şair. O zaman onun bir şeyi var. Avşar Zeybe'nde filan geçer o şeylerden. Nasıl diyor onu? Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımızın temrani. Var öyle bir şey. Devlet hakkımızda eylemiş fermanı diyor. Ferman padişahın dağlar bizim. Gitmemiş bazıları kaçmış ama biz bizimkiler kaçamamış. Evet. Bizim dedelerimiz oraya ama şöyle yerleştirmek. Eğer gruba bir paşa mesela bir paşa almış Bulgaristan'a götürmüş. Bir paşa almış Yugoslavya dışlarına, bir paşa almış Yunanistan tarafına. Sen bana götürmüş oralara. En iyi yerlere yerleşeceğiniz Rumeli Beyler Bey çağırdığı zaman askere, savaşa oradaki şeyler çoğalacağınız. Yani ailece gidildi en oralara. Tabii her şey hayvanlarıyla şehir buradan sallana geçmişler. Yani asker olarak bazılıyorken asker olarak gittiler oraya. Yok yok. Oradaki evlilerle evlendilerle falan. Ailece otlata otlata burada akşam nerede dinlenmişler öyle öyle beğendikleri yere yerleşmişler. Tamam oldu adam. Bizim köydeki caminin tarihini okudum ben gidince 1586. Aram tamam. Bizim camide. Aynen memlekete. Yani köyde. Ben de onun oranın cami orada ya. Tamam da bak 1586 yılında yapılma. Anladın mı? Gittim dedim baktık kilitli. Kimse kalmamış mı? Kocaman'dan ya Bulgaristan'a gitti. Gezmeye gitti. Dedim evliye resimden çekmiş bunu. Ha gittim orada gördüm şeyi. Şey yaparsanız ben onun şeyini bulayım size. Televizyonu takayım göstereyim. Bizim görürsün, görürsün bizim evi. Ne? Bizim en Bulgaristan'da. Var mı? Görüküyor mu? Görüküyor. Gel bu tarafa geçelim. Hadi geçelim ya. Merak ettim ben tarihimizi ya. Şey yerimizde asiklopedi varmış ya. Haberimiz yok. Gel gel şimdi. Ben şimdi seni açacağım. Buraya plaj bellek takacağım. Tamam. Orada göstereceğim size. Wow şimdi. Teknolojiye bak. Aa en iyi olmuş. Ben bizim en görüntüye. Hadi bakalım. Ya bazı insanlar çok her şeyi unutuyor ama. Çabuk. Bu çok biliyorum. Diğerleri ise maşallah. Aa. Aa, buraya geldik, buraya geldik. Bulgaristan'a gideceğiz. Bak şimdi ya. Şimdi Bulgaristan'a gideceğiz. Ah bu Bulgaristan bitmeyecek. Koy öyle patronu, biz alırız. Koy oraya. Koy buraya. Koy. Nasıl olacak? Sen koy öyle, biz alırız. Koy bir ayalar da onu koy. Emni mi bilmem. Bak limon tamam, getirdim bakalım. Yenge sen içmezsin belki. Bak şimdi Bulgaristan koyacak ya. Ha tabii. Tamam. Görmek istiyorum ya. Görmek istiyorsun. Biral da çok meraklı. Ya dedemin mesela bak, babamın dedelerinin evleri falan. Dayımın oğlu var orada. İlle gideceğim diyor, gideceğim diyor ama. Dur bak hani, şunları alayım. Meraklı tabii görmemiş çocuk. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Peki Bulgarca biliyor musun sen? Çak bak birkaç kelime. O kadar çok senaryo kaldığımız orada Bulgarca öğrenmediniz. Ya ben şimdi benim annem orada okuştan ayrıldı. Mesela bizim köyde Bulgarca okullara imtihanlık alıyorlardı ortaokula seni. Bulgarcayı bilmiyor. Tek bir kız annem veriyor bizim köyde Bulgarca sınavından. İki tane de şey birisi bu Mehmet Aga. Hani gözleri kördü. Annem de bunları hiç anlatmaz öyle, övülmezdi. Bu Mehmet Aga burada vardı, o anlatıyor bana. O diyordu bana, bizim köyden diyordu, bir annen seni kazandı diyordu. İki erkek de biz. Üç kişi gittik Bulgar ortaokuluna. Gittim Bulgaristan'a kaldı. Ama üçe kadar. Aynı köyde. Ben üçe geçtim, buraya geldik. Öğlene kadar Türkçe, öğleden sonra Bulgarca okuyorduk. Biz Rusça'da okuduk. Ne yapıyorsun sen? Bu televizyon burada değil, buraya tıkılıyorsun. Şeker alın bakalım şimdi.
Herkes şeker kullanmıyor kimisi. Yengen kullanmıyor. Biz şeker bırakamadık var. Biz şekersiz. Sen şekersiz mi? Hı-hı. Daha bizim evden duruyormuş, yıkılmamış. Sağlam evmiş ha. Ben gitti, Şaman Hoca. Bizim evlerden duruyormuş. Duruyormuş yani. O, ninem götürüyordu oraya beni. Hatırladım, tutuyordu elimden, gidiyorduk. Ahmet dayımdan evi öyle duruyor. Oradan hemen giriyorduk böyle, ön tarafı, arkası bakıyor o sokağa. Ön tarafta sundurma vardı şey. Bahçe, sundurma vardı ya. Sundurma derdik. Hayat, hayat derdik. Hayat, sundurma, hayat, her neyse. Aldı bordurum. Kaç yaşındasın abi sen abi? 76. Maşallah. 76 yaşında geldi. Adam teknoloji görüyor musun ha? Aldı hemen böyle flash disk taktı, içeceğiz, televizyona giriyor, böyle koyacak bize. Alıştı. Şimdi bu kapı kule burası. Tamam. Şimdi gösterecek. Ay. Bak şimdi bu göstereyim. Siz görmediniz miydi dayı? Ben görmedim. Kapı kule göstereyim. Kapalı yapmışlar şimdi burayı. Bahane tamam. Göstereceğiz. Görsün bak memleketimiz nasıl. Güzelmiş ama bıraktık tabii. Evet. Şimdi. Buradan gel, şey yapalım. Ha. O komünistlik olmasa kimse gelmez. Bizim buradan hiç çıkış alıyoruz. Ben verdim şoföre, şoför gitti bizim pasaportları araya. Çıkışı veriyorlar şimdi bizim buradan. Bak kapı modern yapmışlar. Bulgarların tarafı eski bilmiyorum eski. Meraklı çok ama. Türkiye'lerde diyorsun. Bak işte avar bol arabayla gittik. Tamam Bursa İstanbul. Buradan Bursa'dan bindim. Buradan kalkıyor araba. Gece 12'de giriyorsun şeye. Her gün gidiyorlarmış be. Ha. Şimdi... Şimdi bizim buradan artık Bulgar şeyine geçeceğiz artık sınırı. Oradan şöyle bir döndün mü bu araba toplanıyor buraya arabaları yeri. Burayı da bir çekiverdim öyle. Burası Türkiye yani daha. Daha Türkiye. Şimdi burası şey dövizle alışveriş yapılan bir yer. Artık daha bizde daha Bulgaristan'a daha girmedik. Tamam oldu. Burada buradan Türk parası geçiyor. Hangi senesinde bu? 2009. Ha yeni yani ya 2009. Epey oldu ya. Burası şimdi Şumlu. Gittim ben oraya. Karşılamaya gelmişler. Bundan şeyin... Fatmele. Kartal'ın... Ahsen'den Fatma. İkisi bunlar beni karşıladılar. Şumlu tren garı burası. Tamam. Peki, garajın tamam. Dibinde kimse bu. Kimse yok. Şumlu bizim ismi. Burası ama... Şumlu. Şumen. Bizim burası Şumen. Kalabalık. Biz Türkçe Şumlu der. Orada kimsecik yok. Şumen diyor onlar değil mi? Evet de böyle onlarla çektim orada. Şimdi bilet de dedim alsınlar bana buradan. Şimdi ben, bizim köyün İzor Çeşmesi. Dayı bildin mi? İzor Çeşmesi. Ya, tanıdın mı Çeşme? Ya ben söylersen bile bir tane anam da böyle. Bulgar maşatlı. Bizim köyden o dakika ve girmeden daha bu. Ben yok. Bile biliyorum küçüktük ama her yer yok, biliyorum. Letin sen giderken bu. Hoş geldin. Asfalt görünüyor bak orada. Oradan böyle geliyor. Asfalt, at arabaları geliyor. Bari yani. Efendim. İyi oturun işte ağlarına burada. Tamam nasıl bakıyorum. İşte ben de o zaman. Oturun oturun iyi muhabbetler. 60 bizim sene sonra. Ama Bulgaristan'a gittik şimdi. Hadi tamam, hadi iyi oturun muhabbetler. Baksana bu çeşmeleri tamam. Biliyoruz ben. Hala bari. Akıyorlar. Hala akıyorlar. Açık yanlış oturma hala. Ben buradan bizim bir rahmetli Hasan dayı vardı. O gitti gezme. Bilmez onları. Hasan dayı senden hiçbir bilir. Şey isteme. Sadece İzor Çeşmesi'nden bana bir şişe su doldur getir onu. Getirdi mi? Şimdi ben hatırlıyorum onu soğuk yani. Böyle. Buna çok su içtiğim oğlum biz. Aynı çeşmenin soğuğunda olsun. Buna çok su içtiğim biz. Benim torunlar da bir gördü. Dedemin suyu kapat. Şey dedemlerin bağı vardı buna yakın. Onu biliyorum. Ne bağlar diyorlar. Bak orada. Şimdi Zekeriya'nın ev burası. İşte buradan gidiyor. Bulgaristan'a bak bari. Beygirda mıydı eskiden? Sokak burada yazıyor. Sofya sokağı. Beygirda mıydı şey, bu? Köyün ismi neydi? Korskosliva. Korskosliva. Türkçesi dağ eri anlamına geliyor. Korskosliva. Korskosliva. Ben ne hala düşünmeyeceğim. Korskosliva diyor. Böyle bak şimdi oradan bakıyor bir yeri doğru. Bak. Eşek yatıyor orada. Bizim evler daha bu tarafta aşağı. Türkiye köyleri gibi ya. Tabii köyleri gibi olacak ama insan yok burada. Türkler gitmiş bak. Kaç sene mi? Oğlum 50'den mi evvel bunlar? Tabii. Tabii. Peki oraya gittiğinizde siz nasıl karşıladılar? Yani şimdi buradan bunun dayısının çocukları hep çift vatandaş. Bak şimdi hala onlar beni geldi şeyden
ne durağı? Yani işte anneannemin evi. Ya bul gala bir şey demiyorsan anneannemin evi. Yok yok orada götürdüler sizi. Yani. Bahçe ya bizi kim beni tanıyan kalmamış ki. Arman duyuyor zaten buralar. Birkaç Bulgar arkadaş vardı onu gördüm falan orada. Arsalar okul arkadaşımı gördüm. Bu da bak bahçesi işte bak ben şu evde şey kaldım işte. Gittim. Ben burada İki yaptım. İki kat evi vardı. Bu anneannesinin evi. Benim var böyle böyle mi dedi? Cennet mi burası cennet? Biz gelmeden önce. Bak ne hale gelmiş. Ne hale gelmiş? Bahçe yapmış her tarafı. Hangisini yetiştiriyor orada böyle? Her şeyi ekmiş orada. Ya cami okulda hepsini göreceğiniz buradan ya. Yüz, bak 200 milyon kaç tane. Elmalar ekmiş her şey. Burası şeydi. Bahçe işte yani. Burası. Yani böyle boş bir arazi gibiydi. Sera yapmış orada sebze yetiştiriyor. Her şey şuraya baksam ne yapmış oralar? Eylül 1'de gittim ben oraya. Bu Eylül ayı. Ha miyolar ama. Çok çok her şey ekmiş. İşte bak, bak ev işte bu evi, bu ev tuğlaydı biz gelirken. Sıvamışlar. Tuğladandı. Şimdi onlar da bir sıvamışlar sonra. Yukarı çıkıyorduk böyle pek yukarı salmazlardı bizi. E burada da bir koruluk yapmış. Arabayı sokuyor buraya. Tabii. Arabasını. Bu anne evleri. İşte. Anneannemin. Ne adamlar evi. Şimdi sizin evler de bunun arkasında onları göster. Burada da benim anneannemin eviydi. Portalağı vardı burada. Kaş kalmış zaten. Fakat bir Bulgar almış araları. Birleştirmiş, kapatmış şeyleri. Tamam. Onun olmuş aslında. 60 sene, 70 sene mi olacak? İşte burada da sayaç var. Okuyor oradan ne kadar elektrik adam kullandı. Evet, evine hiç girmeden. İnsan şey yaşamayınca oğlum daha iyi. Ben Zekeriye bu işte. İşte Zekeriye. Dayısının oğlu değil mi? Dayısının oğlu. Dayıma benziyor. Yani. Türkçe konuşuyor mu onlar? Türkçe. Türkçe bilirler hepsi. Türk Bulgarca da, ben şimdi Bulgarca bilemiyoruz. Hep Türk. Ben şimdi bindim trene, şeyden bindirdiler beni, dediler bak. Bu Seyitlerin evinde. Bu sefer sen bilirsin bunu. İki katlı. Bayram gibi bu tam daha geniş burası. Boşluk orası. Şurada kadınlar dönüyordu, çıkıyorlar, salıncak kurallar. Boşluk. Seyitlerin evi bak o da bakımsızlıktan öyle duruyor ya o zamandan beri. Olsun. Bakımsız ama yıkılmamış. Bizim yan tarafta kalıyordu. Bak bunlar da burada. Biz burada kirada oturduk. Jelon'un evi. Jelon ne burası? Jelon ne mi bak bu. Biz onun burası. Bir çocuğu Petre mi ne vardı? Gönül bir şey vardı. Ha, sen şey... tanıdın şimdi mi Jelon'un evi? Biliyor musun ben? Benim ben babalar orada. Ne onun çocuğunun adı be? Bu da Çavuş Hasanların evi bak. Hasan. Onun yan tarafı. Hasanların evi. O da duruyor. Var. İşte oradan işte. İleri doğru bakıyorsun. Şimdi Toto'nun o tarafı var. Toto'nun çeşme falan var. Ben burayı bilmiyorum işte ben bulmadım. Bak yollar 24 metre geniş. Köpeklerden korkuyordu küçük çocuk. Rus mühendisler geliyorlar domuzlar buraya. Domuzlar var bir de domuzlar 1942'de var. İmar planını çiziyorlar burada. Tamam. Bizim daha biz geldik Kemalpaşa'da burada diş doktoru yok. Yoktu ya. Berberler çekiyordu burada dişler. Berberler çekiyordu dişler. Berberler çekiyordu. Dişin ağrıdı gidiyorum berbere. Berberler. Bir tane kerpeten var. Onu herkes onu yıkıyor tulumbada onu. Annemin dişleri ağrıyordu da gece geldi kendi biliyor. Ne yaptın? Bak şimdi burası benim Hasan dayımların evi. Ne güzel. Hiç kalmamış. Şey kalmamış. Arka tarafta eniştenlerin olacak. İşte onun bizden sonra oldu bunlar. Bak burada adam boyunca duvar vardı. Hepsi yıkılmış. Bakım taş, yok. Taşları bile taşımışlar. Buraya baksana orman olmuş. Hı hı. Bu dağ onun üst tarafı. İnsan kalmamış ki onlar köylerde. Meyvelerin çekirdekleri. Bak şimdi onlar da köşeden bakıyorum buraya. Buraları tanıdın baksana mı bu arazi? Bak bari. Şu arazi. Bak şimdi sen bunu diyeceğim. Neresi? Şurası bu açık renk ya bağlı keması. Ha, bağlı keması. Bağların olduğu ya. Bak sökmüşler bağları. Şimdi yani. Bağlar yok. Bak. Karatepe görünüyor, Boka tarafı. Şurada da Süyündol köyü var, şu evet. Tepelerin. Çok geniş arazi. Yakın zaten. Artık her taraf otluk olmuş. İnsanlar oraları kaybolmuş ya. Evleri, abi, şeyleri. İnsanlar gidince tabii. Abi insanlar gidince. Baksana bak o Tatsız Çeşmesi'nin ucu görünüyor. Aşağıda da aşağı çiz. Bak burası da, şurası da Kılkıçka. Her gün oradaydık ya. Kılkıçka. Bak her şey bir tarla olmuş. Bir tarla böyle 1000 dönüm, 2000 dönüm tarlalar var böyle. Biliyor musun? Kim birleştirmişler, ne sınır, ne hep şey. Orada büyüdük be ya, orada büyüdük be. Operasyon. Hep orada büyüdük be. Oğlum bak yine. Sen bizim evin orası. Ben buradan eve girebilmem için baltayla kestim buradan yol açtım da. Evet. Bahçeye gireyim, evleri göreyim.
Kendiliğinden elmalar, erikler çıkmış, topladım onlardan, böyle getirdim. Al dedesi. Çocuklar gülüyor sadece. De bak bu bizim ev, bak ne hale kalmış. Kerpiç ev ya. Bunu Alman abi sırasında yaptık. Yaptı. Ben biliyorum yapıldığını. Ben o zamanlar 2,5 yaşlarındayım. Ama o zaman bu evdi o zaman. He, kızım evdi. Yani. Evet, bak evin içinden elektrik kablolarını da söküp almışlar, çarpmışlar. Görüyor musun? Sahipsiz borum, sahipsiz kaldım bu arada. Alman harbinde cam bulamadılar. Tek bir tane cam buldular. O camı şuraya koymuşlardı. Bak bak nasıl beğenmiş. Abi burada böyle şey var, pencere. Geri kalan da hamurla yapıştırılmış gazete kağıdı. Gazete kağıdı. Alman harbi. 1945'te bitti ya. Babamlar o zaman askerde miydi? Altta bir asker, babamlar asker. Asker ikinciye gitmişler. Ben orada Bulgar'ın kerpiç kesiyordu. Kalıplarını almaya gittim. Şey oynayayım onunla alıp bir düştüm içine. Ben içmeyeceğim. Neden? Ocağı kapat deniyor. Biz içersek. Sen için. Ben içmeyeceğim, ocağı kapat diyor. Sen için. Harikasın baba. Senin için canım. Hep öksürük yapıyor işte benim. Öyle diyor. Bak burası bizim dam var burada. Yıkılmış. Buranın kiremitleri de Letizia'dan daha duruyor. Bak bu duruyor. İçecek. Damın kapısı buradan evet. Geliyor hayvanlar falan. Bak elmaları görüyor. Kendiliğinden çıkamıyor. İşte ev... Anca bu kadar sokulabildi buradan çekti. Oğlum böyle değil de biz gelmeden önce mi? Biz geldikten sonra oluyor bunlar böyle. Evet. Abi İnsan ya, kalmıyor. Bak şimdi bakımsız olmayacağım. Bak kopardım şey. Elmalarla çıktım Zekeriye'ye dedim çek benim fotoğrafımı. Çekti. Eyvallah canın yongası bu. Bak işte bu evin alt tarafı bizim. Bu şey tuksam geliyordu beni buradan bindiriyordu kıza. Daha kışın karda aşağı kucağında o ön tarafına oturtturuyordu. Kayıyorduk aşağı doğru. Bayın da aşağı doğru. De bu tatsız çeşme bak. Bak yalnız buraları böyle yüksek değildi. Kayma olmuş buraya böyle. Eğren ol. Bak üstü burası nasıl düz. Buralar da düzdü böyle. Şerban abla İbrahim Esenveleri bu üst tarafındaydı. İşte bizim yan tarafı. Çeşme üst tarafındaydı. De Gülbey'e o da oradan. Bunun akrabası. Bu geldi bana orayı sadece yemek yapma. Ne güzel. Burada İstanbul'da tamam. Dedi, bana dedi enişte ne zaman geleceğim? Sonra dedi ben senden 3-4 gün evvel gideceğim. Çayını iç. İyi yemek yapacağım dedi sana. Gitti ya. Kocası çok berbat. Şey çok. Bize gelelim. Ah diye böyle olacağını. Burayı niye çektin diyeceğini şimdi. Niye çektin orasını sorayım bakalım. Sonra. Şimdi Bulgar buradan şey kazıyordu. Geno. Toprak kerpiç yapacak. Dedemle annemler de bizim kerpiçleri yüklüyorlar arabaya. Babamlar, amcam asker savaşta. Kerpiç yapıyorlar. Ben orada boğuluyordum. Bulgar beni kaldırdı, kurtardı. Hayatı bir Bulgar'a borçlusun yani. Doğru. Sözde benim düğünde ona poğaça koyacaktık yani gelir ama biz... Poğaça koyacaktık. Eskiden öyleydi poğaça. Evet tabii. Şimdi bak evlerde köyün içinde bak bakımlı olan evler nasıl? Bak, böyle, bak. Ne güzel. İnsan bu da böyle. Bizim kuzenin evi yani. Tel çevirmiş. Etrafını. Herkesin bir dekar bahçesi var yani. Bu da Kartal Hasanların evleri buralı şeyleri. Yayaların evleri. Yayaların evi değil mi? Evet. Evet. O doğru şey değil mi? Polostat'a gidiyor. Burası neresi biliyor musun şimdi? Polostat mı? Meydan. Şurası Konten'in evi. Meydan. Bak. Konten'in evi. Konten. Ne şeylerin neresi? Arı da Hasanların evi. Bunlar da Hasanların evi de şuralarda bir yerde olacak. Daha ileride Cürekistan'ın evleri. Ben onları ben orada attım. Şurada sağdaydı orada ileride. Bize. Sağda. Peki orada sizin de söylediğiniz neydi? Sakin et. Sakin et. Söylediğiniz neydi şimdi Bulgaristan'da? Rezil olun. Adamın tize işte neyse. Rezil olun. Onlar neden bu da değişik abla. Senin Mirtaza mıydı? Aynı Mirtaza. Bak bizim okul. Okul. Uçun işte mi? Biz bu okulda okuduk. Bak asfalt var köyün işleri ama. Nerelerde artık ya. İnsanlar? Ya bu uçun işte değil mi? Yok. Değil, o şey. Bizim okul bu ya. Türk okulu. Türk okulu. Bizim okul. Türklerin okulu bu ya. Tamam caminin orada. Bak şimdi arkasında da cami. Tamam. Caminin tamam. Bak.
Tamam tamam. Camimiz de 1586 tarihinde yapılma. Ayık 1586 olmuşlar. Tarihinde bu yapılma diyorsun. Evet. Derim ki 1586 tarihinden itibaren Türkler oradaydı. Tabii, daha çok, önce de Bulgarlarla beraber. Tabii. Ve hiç Türkçe unutmadılar. Yok. Ya yani niçin söyleyeyim ben? Fransa'da mesela 30 seneden bir yaşayan Türkler var. Evet. Fransızların içinde yaşıyorlar. İki kelime, Fransızca kelime bilmiyorlar. Evet. Sırf Türkçe. Evet. Yani bizim Türklerimiz hani gerçekten dili koruyorlar böyle şekilde. Evet. Hani hiç. Sonra evde hiç konuşmazdı annemler. Bize de hiç öğretmediler. Evet. Azıcık öğrenseymiş ki. Bak musalla taşı doğrudan. Ekmek onları biliyor. Yalnız bak biz gel oradayken şurası açıktı böyle. Şeyler, direkleri falan vardı ağaçtan. Buradan giriyorsun şuradan camiye. Mira burası bu taraf güney taraf. Burası kuzey oluyor. Bunları kapatmışlar. Bak buraya pencere koymuşlar. Açık yok. Orası. Ha. Şimdi biz okuldan buradan çıkıyorduk teneffüze. Bizim okulun da bu bahçede. Bahçe Bulgar öğretmen bize burada mendil saklama oynatıyordu. Bak. Bu salla taşının oralarda. Ha, okulda burada burma tarafta. Evet. Açık tabii. De bak okul. Alt taraf burada birinci kat. Biz altta okuduk. Yalnız bu okul biz gittikten sonra yıkılmış. Aynı yere aynı planda yenisi yapmış. Ne oldu ya burada aynı. Benim yeni okul. Ama baksana ağaçlar büyümüş orada. Evet. Orman olmuş. Bir tuvalette beni tam başına bir tane yol boyundaydı. Valla tanış bol boyundaydı. Bak bu da dıştan görünüşü okulun. Ha gene duruyor ama Kastelen'in. Bu da Bulgar Ortaokulu. Bu Bulgarların ortaokulu. İlkokulları Oştan'ın yanındaydı. Evet, ilkokul. Bu ortaokul. Şuradan da gidiyorduk. Klas mı? Nereye onlar? Ne? Uçuruş da yani. Klas ortaokul. Ya. Şimdi şuradan gidiyorsun ileride. Buna kino diyorlar ya. Sinema. Evet. Sonra, yapıyorlar diye. Sinema seyrediyor. Biz bunun sağ tarafındayız. Bunu yakın. Bu da şimdi o öğrenci okumuyor şimdi burada. Çocuklar Redinsa'ya gidiyorlar. Tabii ne? Caminin bak böyle yandan da görünüşü. İyi yıkmıyorlar bunları. Şey Amca dayı o götürmüş oraya. Hoparlör götürmüş camiye. Çok iş yaptı Amca. Şimdi bak bu da kulüp. Bu tarafa yaşlılar, öte o tarafa gençler. Caminin altındaydı değil mi? O, ha caminin altında. Cami zaten görünüyor arkadan. Tamam. Oymanın bitişi. Her taraf ot basmış ya insan. İnsan kalmıyor. 4-5 bin insan yaşayan yerde şu 300-400 kişi var yok. Terk edilen memleket. 300 tane köy olmuş orada tim timde kalmadı. Bak, Gürbüye burada müdürlük yapmış. Bu ne? Bu Çürüş'ten işte yol boyundan görmüş. Ha, tamam. Bulgar okulu. Bulgar okulu işte Çürüş'ten. Zekeriya'lar burada okumuşlar. İşte ortaokulda oraya gidiyor. Onun önünden şimdi Todur'un istikametine doğru. Çektim. O gidiyor, dedi, bak ileride bir İngiliz gelmiş ev almış. Oraya bırakmış minibüsünü, arabasını, adamın ne teybini bırakmışlar, ne radyosunu. Çalmışlar. Tekerlekler ve sökerler. Çok hırsızlık var orada. Çok hırsızlık varmış. Ben burada yattım işte, benim yattığım yere yatağı da çektim buna. İlk dizi peki sen nerede yattın, o akrabalarda mı yattın? İşte dayının onu orada. Orada. Gösterdi ya. Orada yattım. Buradan emekli oldu o bari. Hı? Buradan para alıyor, orada... Orada oturuyor, ya orada bak, böyle. Bak. Burası da kimin? Sizin evin arka her tarafı şey burası bu. Şimdi. Şeyin değil mi bu Mustafa Kartal'ın? Kartal'ın. Ha burada portası varmış onların. Baksanız onda. Nasıl kalmış. Bir şey kalmış. Aynı sokaktaymış. Aynı sokaktaymış. Bizim üst taraftaydı. Şimdi sizin evi gösterir. Şimdi sizin evi gösterir. Bak bunlar sizin evi. Bak bunlar bu benim bizim evi. Bunlar sizin evi. Öteki kimindi? Öte taraftaki? Amcasının mı hocam? Amcanın işte. Aynen biricikti. Ha? Bitişik işte. Bitişik, bitişik. Ama oradan giriyorduk aradan ha, böyle. Ya bitişik de evler. Bu ev bizim bari. Birinci mi? Birinci ev. Ya unuttum çekeyim. Nisinekiliydin sizin avlu. Boktepelerini de almışlar. Altı kocanları altı, altı mağazaydı, mağazaydı onun. Ha, bu kadar bu kadar kocanlar böyle. Kapı da buradan. Orayı da çekecek. Sağ tarafta. Bu anda unuttum. Babanın buradan, evleriydi. Buradan böyle giriliyordu biraz böyle. Önü uyanla bakıyordu. Ha. Hani burada cam filan yok. Dedenin evlerini gör şimdi. Ya duruyor, hala daha duruyorlar. Burası da onların hemen karşısında. Ey. Bu şeyin miydi, ne diyorlardı ona? Kuşkin'in evi mi? Bizim ev karşısında. Böyle bir şey. Ne var? Bunu sonradan yapmışlar bunu. Havaların. Nasıl güzeldi oraları. Bu da benim bu köşe. Burası benim Mahmudoğlu var. Dayımın evi. Mahmud Ali İbrahim.
sizin şey evler de, bizim kayratlama evleri de buradan böyle gidiyor ileride. İleride dedem. Az ileride tamam. Berber dükkanı vardı dedim. İki katlı ev ama. Bu da bir buranın eski belediye binası. Şimdi ne cam kalmış ne çerçeve, yeni bina yapmışlar şimdi. Tiyatro da var köyde. Her şey göreceğiniz. 300 tane köyde şimdi tiyatro var. Ne 300 tane? 1300 tane. 300 tane Türk, 1 tane Bulgar. Ha tam oldu. 1300 1400 tane şey. 5-6 bin nüfus yaşıyormuş. Çok büyük bir yer. Çok büyük arazide var. Bak bu Bulgarların ortaokulu, şey ilkokulu. Görüyor musun? Daha eskiden kalma. O şehitliği çekmemiş mi? Ormana kalmıyor. Onu da göstereceğim be ya. Bak kullanılmadığı için ot, adam boyunca ot olmuş. İnsan bilemeyse böyle. Korkar insan. Bak bu karşısı şey tiyatro binası. O sonradan olmuş galiba. Tabii sonradan biz geldikten sonra yapmışlar onu. Tabii. Yani bak burada panayır oluyordu mu? İzmar oluyordu burada değil mi? Bu meydanlıkta panayır oluyordu. Tamam mı? Evet. Ağaçlar bak, var. Tiyatro. Şimdi belediye binası, yeni bina da burada. Bak şimdi onu da göreceğim. Bak bu da, ha, bu şey, bankanın olduğu yer. Banka hep onun yerine duruyor. Şimdi burada market var. Buzlu balık bile bulursun yani. Bu şey onların pamerdi yani öldürülen çocuklar. Onların orada. Yeni belediye binası bu. Ama belediye bitmiş şimdi iş. Gene köy olmuş. Muhtarlık burası şimdi. Gittim o İbrahimço buraları biçiyordu böyle makineyle. Ben gittiğimde Eylül'de. İbrahimço. İbrahim. Bak şimdi oturduk burada biraları içiyoruz. Bunların hepsi Türk. Görüyor musun? Hatıra görüyorum hatıra. İşte bunda bizim akrabalarımız varmış. Göreceksin şimdi bak traktör. Ama tanımıyoruz ki traktörle. Nerede? Hangisi? Bilemiyorum ki. Sen kim emin misin? Sen ben bizden çok az biliyorum. Ama Türkler bu ithalatı yok onlar. Bak bu çocukları... traktörle geçen var ya. Bak bu traktörle bak, geçen sizin onlar... akrabanız oluyor. Kim o? Traktör. Cüran torunu muymuş neymiş? Cüran diyorlar Cüran. Cüran torunu. Cüran ne şey var Sakin Hanım. Abisinin çocuğu. Tabii ya. Onun torunuymuş. Ben de bilemem tanımıyorum. Tanımıyoruz da hani. Eskidir sen daha iyi. Burası ekmek düştün. Fırınıydı biz oradayız bak. Tamam da Sakin'in abisi. Sakin'in. Ali. Ama biliyorsun olsun. Değil mi hatırlıyor musun ekmek fırınını? Onu hatırlamam ya. Ben ekmek alıyorduk. Kupon ekmek alıyorduk orada biz. Kuponla mı? Kuponla. Kuponla böyle. Eskiden böyle diyor. Kupon böyle alıyor. Ekmek almış. Yok yoksulluk şey. Sen bilmiyorsun. Kuponla. Ekmek kuponu veriyorlar. Kupon ya yani. O şey olmuyor. Bizim arazi bir şey var. Bizim evde yapıyorlardı ekmek. Biz almıyorduk kuponu. Biz alıyorduk ya. Ama bak un fabrikası burası. Değirmen. 2-3 tane Türk çocuğu var. Onlar çalıştırıyorlar. Sabedin beni galiba. Sabedin ha. Eyvallah. Bu da işte İlinsa. Hani şu ilerisi bak Bulgar maşatlığı. Mezanlar durur. Bulgar mezanlar durur. Onun yanındaki bir taraftaki çeşme. Düşen Hoca'nın arka tarafta. Tilkren Selman'ın bu tarafta. Ne yapmaya gittiydik biz oralara da. Orayı tanıdın mı? Şöyle ben hatırlamıyorum. Ey Zekeriya. Ya sen hatırlaman lazım. Todur. Todur'un dükkanı tanımadın mı? Todur'un dükkanı. Gelmiyor muydu buraya? Bakkal dedin mi? Bakkal ha. Geliyordu ya. Benim bütün dedemin komşusu bu bütün o aradaki evleri var. Karşıda da Zekeriya'nın anneannemlerin evi gördüm. Ben de oradaydım. Hatırlayayım ama sen değişmiş artık. Orada. Burası Letizia Köprüsü. Ağaçtı. Bak şimdi evden. Bu Osma bu. Osma. Osma Karagir. Tuna'nın bir kolu. Osma Karagir. Osman'ın de nehir Osman'ın. Bak şimdi bizim baraj yapmışlar aşağıda pistide. Bir buçuk kilometre boyu var bir göl. Tam orada. Baraj yeri orası ama. Şuradan kayıkla buradan gidiyor. Merdivenlerden çıkıyor. Burada vana var. Buradan çeviriyorlar vanayı. Açılıyor su. Göl alçağındaki tarlaları suluyor. Öyle bir tırnağ gibiydi orası. Ha. İnsan kalmış. Bak elimde böyle baltayla kesiyoruz. Denizine geçelim. Girmek için. Aşağıda Bulgar kadınlar mayolarla güneşleniyorlar. Burada balık da tutuyorlar burada. Her tarafı orman geç. Kavransa'yı hatırladın mı bak burası? Büyük Kavransa. Ahbap orada mı ölmüş? Oraya bir taş atıyorduk hep. Oraya taş atıyorduk. Bak bak işte buradan giriyorsun, buradan su buradan da giriyor. Nereden çıkıyor biliyor musun? Sen de yenge. Şuradan çıkıyor tamam. Amanca su var orada, su var. Size gene dedi gel gidelim lan dedim. Ne işimiz var karanlıkta dedim batacağız kalacağız. Taş attım. Şangır Türkiye'ye gidemeyeceğim. Taş attım Şangır'dan orası. Bak Bulgar çocuklar buradan bu iplerden jimnastik yapıyorlar. Çıkıyorlar hatta yukarıya böyle bunlar tutunarak.
Biz merdivenlerden indik. Bak karanlık içerisinde bir yere kadar gittik. Nereye indik? Dedim yani? Dön bırak. Mağara mı orası? Mağara. O grup böyle doğal bu yani. Doğal mağara yani. Buradan 8-10 kilometre ileride bir köy var. Çay içer mi? Yok içmiyorum. İçmiyor. İçer mi ya? Baksana. Tamam. Sağ ol. Ha, bak bu da küçük bu Gavransa. Onun ete tarafı. Gavransa. Yani. Hepsine çok, girdi. Çok giderdik oraya. Ha şimdi Bogila'nın kenarında bizim köyü 4 kareye anca sığdırabildim. 1 kilometreden fazla lan, 1,5 kilometreden fazla, 2 kilometre bak köyün uzunluğu ya. Herkes çünkü araziler geniş geniş. Çok geniş mi herhalde ya? Bak şimdi köy, böyle bir çektik bir. Bu ikinci kare. Bak şimdi. Kadar köy? Üçüncü kare, ben bu tarafa doğru kaydırıyorum kamerayı. Dördüncü kare. Hastane falan da yukarıda şurada. Tamam oldu. Bak hep evler kaybolmuş yeşilliğin içinde. Ben sen burada tanıyamam şimdi ya. Bak burada bir Rus şeyi getirmişler. Uçak gibi bir şey koymuş. Uçak bilmem ne. Bak asfalttan burada. Ama insan yok. Her taraf yeşillik. Baştan sizin i̇şte ev burası zannettim ben. O curakların dediği. Tamam ev burası. Teyzemin. O sokak mı? Tamam işte ya. Torunların dedi. Değil torunlar işte. Çocukları tamam. Tabii yaşlı. Ben buradan çektim o sizin diye burası. Yo değil mi sorun? Ben diyorum dedemlerin evi. Oradan diyor kenardan say 3 yahu 4. evdi diyor. Bak bir domates 860 gram ne geldi? Bir domates o. Tek bir domates o. Kalktık onu. Yetiştiriyor bir orada Zekeriye hep orada. Bundaysın o yetiştiriyor. Neler ne konserveler neler neler. Bu da benim dayımın kızı. Şeyde kreminde, kremine gitti şimdi vazifeleri. Onun evi. Anneannesi. Kremin. Şimdi doğru. Burası hem bağ böyle bahçe. Örnek şey seçilmiş. Belediye bir tabela koymuş evi. Bak kovanlar burada. Arılar. Üzümler. Aman bal olur orada. Tertemiz. Çok çok. Ne yalan şu an. Demek orada. Balları varmış. Tabii. De bak hep bağlar görüyor musun asmalar? Dikili. Kazıklı şeyde beton kazıklarda. Üzümlere baksana. Üzümler. Ama geç oluyor be. Bak Eylül'ün ben yani ortaları gelmiş. Bak daha üzümler adam akıllı olmuyor. Öyle. O yansı da kuzeye mevsim. Kalıyor biraz. Evet kuzeye kalıyor. Mevsime göre. Bak şimdi yollar hep böyle orada. Hep meyveler. Hep ağaçlı gölgeden gidiyorsun. Ya akasya bak, ya meşe. Yolları gene. Köy yolları arası da elma, armut, erik, kiraz, vişne. Kokmuş her taraf emeği. Ya ceviz. Kim yiyecek? Ah sizin ev işte burası. Ha işte dedemin bu taşlar kalmış sadece. Ya. Orada da çıkmış bir şey. Evet. Sahipsiz. İki kattı. Kim de sahip çıkmıyor. Ha şimdi burası neresi biliyor musun? Sahip çıkacaklar. Evet. Aşağı dükkanlardan indik şimdi. Burada da bir, şimdi bayramı burada yapıyorlarmış. Şimdi bu İsmet var ya bankacı. Söyle onun kaynatasının evi burası bak Ali Başalı'nın. Ali Başa Osmanlı. Heh, onların evleri. Buradan böyle gidiyor şuralarda İdrizlerin evleri. Ondan sonra mezarlığa doğru gidiyoruz. Yani. Ondan böyle eniştem evleri. Sever ablam Mehmet Ezgin. Bak bu burası mezarlık. Mezarlık. İyi oraya kapı yapmışlar ama. Mezar tası faç mı orada ya? He? Burada bir bina var işte kürekler, kazma. Yok ya sırf ağaç var diyor. Mezarlık bir şey görmüyor ki orada. Büyümüş ya. Kendinden çıkmış orada orman olmuş ya. Bakamıyorlar ki. Şimdi burada bu Gülbiye, ben, Aziz, ondan sonra Mehmet Kaşifler'in, bu Aziz'in hanımı, bu Mehmet Kaşif'in hanımı, şu eczacı bu kadın. Geldi buraya. Bu da onun eşi. Bu 60. yaş gününü kutluyordu. Bizi de çağırdılar. Mehmet sen şarkı türkü söylemedin mi? Aa, görsen şimdi ben sana. Bak, bu akordiyon çalıyor da söylüyor. Lan sen türkü söylüyor. Tabii. Niye tanırım ben? Kaşıfları Mehmet. Geldi bu ya, bana. Tezekeriyan'ın da şimdi orada konserve şu bu yapıyorlar gelmiş o. Gülbiye'nin arkadaşı, Kaşıfları hanımı. Bak, oradan. Bak, sana topraklar ise bunlar. Çok şey yetişti. Tam da çok da yağmur yağmaya başladı. Ben de dedim gideyim artık. Yağmur tutuyor. Nereye gidecektik? Yağmur tutuyor onu çok. Tırları götürdü sen. Burası da benim anne babaannemin babasının evi buralar.
Hamzalilerin hepsi. Sizin karşı var sizin. Şey bu orada bıraktığınız mallar kimin ay kimin sahibi? Devlete kaldı ya. Devlete mi kaldı? Arada Hamzaliler miydi? He. Satmak da yok. Komşunla ya. Size komşu işte karşılık. Satmak da yok. Annem diyordu şey arsa almışlardı. İçinde böyle. Bak buradan aşağıdan nerede bir içiyorlardı içiyorduk ya. Oradan üç kilo bala bırakmışlar. Yukarı böyle. Üç kilo bal. O kadar büyük arsayı 3 kilo bala bırakmışlar. Evet. Ne? Almıyor ki kimse. Tarlayı satıyor kim alacak? Buradan da devlet alacak. Peki şimdi sen oraya gitsen desen burası benim. Nerede? Ne dediğin sen? Çaktırdı lan bir imza buraya geldi. Adam bulamaz, yeri bulamaz zaten. Sen tarlanı bulamazsın ki zaten. Hepsi birleştirilmiş bir tarla olmuş. Çak imzayı. Bizim mala oraya kaldı. Bulgar uçur işte senin. İlkokul şey. Bak çocuklar, Bulgar çocukları çıkıyordu. Şurada şiir okuyorlardı. Yan taraftan da gizlenmiş öğretmen. İki tane öğretmen. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Şimdi neden? Onlar biliyorlar hangi çocuk hangi şeyde çıkacak. Çocuk şaşırınca fısıldıyorlardı orada. Şaşırmadan okusun sen şiiri. Sen çok şeytanmışsın. Biz de onları seyrediyoruz. Çok şeytanmışsın sen. Üflüyorlar yani. Suftörlük yapıyorlar orada. Suftörlük yani onu da biliyorsun. Bak belediye şeyi bu. Ha. Belediye binası. Şimdi ha bak şimdi burada Bulgarca yazıyor. Ne yazıyor orada? Şehitlik orada bak. Şimdi bak. Letnitsa 14 kilometre. Tamam. Karpaçevo. Kazanları yazıyor. Kurushina. Kazanları. 12 kilometre. O kadar acık okuyoruz canım hatırımızda kalmış. Ben yani unuttum ya. Hiç benzemiyor mu Fransız yazılarını? Benzemiyor. Rus'a sevmedi Rus. Aynı Rus'a yani. Benzer tabii. Bu da benim ilkokulda beraber aynı sırada oturduğum arkadaşım. Kel olmuş, kafa dökülmüş, almış peruk takmış kafaya. Onun siyah saçları. Oturduk beraber. Kim o? Geç vakte kadar. Kim o? Ha? Okay. İbrahim Okur, Selman. Aynen isimdeyiz ikimiz de. Şimdi tanıyamayacağım ben. Ben küçüklüğüm bile. Onlar da çok arazi var. Ya sen onları ne bileyim. Bak o şişeyi böyle bitirdik. Onu içtik rakıyı böyle bir şişe. Sen git buradan sana. Orada içki. Erikler, şeyler toplayıp toplayıp. Biralar, biralarla başladık, biralar. Üzümler. İçeride bak sobalarda görünüyor. Burada da rakı çekiliyor şimdi indikten. Çok yapıyorlar. Bu yük hafızı havaya da olsun, ulaşa da olsun. Şu Osmanlı'dan kalma bu kazanlar. Rakı serbest. Yapılma böyle. Rakı serbest. Parmak gibi kalın. Bakır. İçi kalaylı. Şimdi bunun içine başta mesela erikten yapacaksan erik. Bu armuttan yapmış. Armutları dilmiş. Koymuş bir şey işte. Suyu da dökmüş. Onunla orada böyle fokurduyor kaynama. Zekir yemişi hep öyle. Kaynama durduğu an berraklaşıyor böyle. Hemen gidip oraya getiriyorsun. Bu kazan 200 kilo alıyor. Buradan odununu götürüyorsun. 20 lefte para veriyorsun adama. Sana kaynatıyor. Şuradan çıkıyor buhar. Tamam. Alkol geliyor. Çıkaran orada su oluyor. Bunun içinde 12 metre boru var. Böyle erozon. Soğuk su akıyor içine. Hiç yutmamış vallahi ya. Orada ne? Unutmamış hemen bütün geldi soğutuyor. Ama. Soğutuyor onu. Ya orada oturuyor baksana. Soğutuyor. Yani, gitti buradan kısa buhar sonra soğuyup alkol çıkardı. Orada şöyle böyle gelecek sigarası gibi böyle akıyor. Kurşun kalem gibi. Daha çektim. Böyle bak şimdi buradan gösteriyorum nereden aktığını. Adam şey koymuş. Orada onun şeyi de var. Derecesi var. Arada bir kontrol ediyor. O Bulgar kızdan da çekiyordun ya çocukları. Hiç aklıma gelmedi. Beni aramışlar çocuklar sonra. Han demişler de kız saçlı bir gözlüklü dede. Dedo demişler. Nerede? Demişler. O gitti. Ay, gelmeyecek mi demiş bir daha. Çocuklar neredeyse ağlayacak. Onlar orada kaptı kaçtı öğrettim. Çekin evi. Falan. Kağıt vardı. Anneleri zaten başka memleketlerde. Burası Lofça. Bak Türk ama mı? Lofça. Lofça. Gaza orası. Ne kaza? Şey vilayet orası. Vilayet orası. Oraya bağlıyız. Bize yakın yani. Bize yakın. Bak. Yağmurlu bir gün işte. Eski tarafı burası. Lofça'ya gittim ben. Annem